İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin pratikte yaratacağı boşluk, bir kadın olarak siyaseten bugün ve bugünden sonrası için neler söylemek istersiniz? Aslında en iyi herhalde biz ikimiz anlarız. Nihal Hanım'la birlikte anlarız. Bir dönemde çünkü birlikte itirazlar üzerinden birlikte yol yürüdük. Evet. Çok yalnız hissedeceğiz. Şimdi üçümüz birlikte ortak bir başka noktamız var. O da şu. Çok yalnız hissedeceğiz. İstanbul Sözleşmesi ister muhafazakar, ister seküler, ister şehirli, ister daha küçük yerlerin insanı, ister genç, ister yaşlı, bir şekilde Türkiye'de pek çok kadının kendisini güvence altında hissettiği bir kavram oldu. Ve iktidar partisinin, yani çoğu zaman eleştirdiğimiz pek çok yanı olmasına rağmen, hangi görüşte olursak olalım, alkışladığımız, yani kahir ekseriyetin bir arada alkışladığı bir adımı da bu İstanbul Sözleşmesi'ne konulan imza oldu. Şimdi başı açığı, başı kapatlısı, yani kadın üzerinden demin saydığım gibi gittiğimiz zaman ve hayat tarzlarımız açısından, toplum içindeki yerimiz açısından, bize duyulmasını istediğimiz saygı açısından, kanun karşısında, hukuk karşısında, adamların karşısında kendimizi bir korunma çerçevesi içinde hissettik. Ve itirazı dile getiren kadınlar olsaydı, yani muhafazakar ya da kendini dindar diye tanımlayan kadınlar olsaydı, belki böyle bir travmatik durum olmazdı. Ama ilginç bir şekilde kendini işte farklı tanımlayan erkeklerin itirazı üzerine çıkıldı. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Ve İstanbul Sözleşmesi'ni AK Parti imzaladı. Sayın Erdoğan imzaladı. İlk imzayı koyan devletlerden birisiyiz. Ve yani bütün kadınlar, tekrar ediyorum, bu konuda iktidar partisini ne kadar farklı fikirlerde eleştirirsek eleştirelim, bu konuda övmekten geri durmadık. Şimdi böyle bir sistemde ve bir grup adamın, tırnak içi adamın itirazı neticesinde çıkıldı. Şimdi pek çok STK mensubu kadın Danıştay'a müracaat etti bununla ilgili. Ben de müracaat ettim. Bireysel olarak müracaat ettim. Şahıs olarak. Danıştay benim müracaatımı şeye bağladı, karara bağladı, reddetti. Şimdi ilginç, yalnız burada da ilginç bir durum var. Biz iki ilke üzerinden müracaat etmiştik. Birincisi uygunluk. Yani kim bu kararı verip uygulamaya koyduysa orasının herhangi bir karardan vazgeçme hakkının olduğu. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tekrar bozulması gerektiğine dair iki ilke. Bunlar Danıştay'ın, bakın diyor ki burada, bir işlemi sona erdirme hakkı sadece onu yapan makama aittir. Ve bir diğer ilkeye göre de bir işlem hangi usule göre yapılmışsa ona uyularak ortadan kaldırılır. Şimdi benim müracaatıma uygun, yani yapılan işin uygunluğuna dair yürütmeyi durdurmak konusunda ret verdi. Şimdi bu o kadar enteresan bir şey ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir kararı, hükümetin getirip oranın uygun gördüğü bir kararı, yani şeyleri var zaten, çoğunlukları var, getirirler de orada belki bozdurma yoluna gidebilirler de, hukuki manada söylüyorum. Onun yerine, yani şahsım devleti, şahsım ülkesi ve şahsım hukuku haline döndü. Çok üzgünüm. Bu sadece, tekrar söylüyorum, daha şehirli, sosyolojik olarak daha şehirli, daha seküler kadınların meselesi değil. Bu hepimizin meselesi. Onun için de İstanbul Sözleşmesi yapılmaya devam ediyor. Bir şey sorabilir miyim ben? Danıştay'a itirazınızı yapacak mısınız? Çünkü Danıştay kararını verdi ama itiraz hakkınız da var. İtiraz, yani ben hukuki olarak ne yapılması gerekiyorsa arkadaşlarıma yapın dedim. Yani, siz arkasında duracağım. Tabii tabii, yani o konuda. Ne gerekiyorsa, bizim genel sekreterimiz biliyorsunuz hukukçu.
Ben Uğur Poyraz'a aynı zamanda benim vekaletim var kendisinde. Ne lazım gelirse yapın dedim. Peki. Şimdi ne yaptıklarını bilmiyorum yani, sormadım buraya gelirken. Evet, Nihal Beyimiz Karaca. Ya, şöyle bir cümle söylediniz, bu sadece seküler kadınların meselesi değil diye. Sizi destekleyen bir anket sonucu da var zaten. Metropol İstanbul Sözleşmesi'ne bu toplum karşı mı diye bir araştırma yaptı. Çünkü söylem oydu, argümanı oydu. Toplum halk istemedi. Halk işte hiç öyle bir şey yok. Türkiye halkı. Millet İstanbul Sözleşmesi'ni sevmedi gibi bir söylem geliştiriliyordu. Bunun doğru olup olmadığı soruldu millete. Metropol araştırmasına göre İstanbul Sözleşmesi'nden çekilsek daha iyi olur diyenlerin oranı sadece %17. AK Parti tabanının içerisinde de %49.7 gibi bir gayet ciddiye alınması gereken bir oran İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını uygun bulmadığını ifade etti. Şimdi siz bir siyasetçi gözüyle baktığınızda, hani kadın kimliğiniz var, bir de yılların siyasetçisi Meral Akşener olarak baktığınızda burada ne gibi bir acaba, yani hangi referansa dayanarak bunu yaptılar size göre? Aslında tam zannedildiğinin aksine kendi partisinin, hani AK Parti tabanındaki o muhafazakar kadınların, ki kendisini hani çoğunluk olarak görüyor, AK Parti MHP bir araya geldiklerinde çoğunluk oluyorlar gerçekten. Acaba o çoğunluk denilen kesimin, o çok geniş toplumsal kitlenin kadınlarının artık haklarının farkına varmaları mı rahatsız etti? Bir siyasetçi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben şimdi tabii Sayın Erdoğan'ın durumuna empati yapmaya çalışıyorum. Bir kere yıllardır söylüyorum, yani bu saray işi olduğundan beri söylüyorum. Bir eleştiri de değil, bu bir gerçekliktir. Saray hayatı yeni bir evren yaratır, yeni paralel bir evren yaratır, yeni bürokrasi yaratır, yeni anlayışlar yaratır, yeni yönetim tarzı yaratır vesaire. Bir, burada böyle bir durum var. İkincisi, 3-5 önemli gördüğü şahsın itirazının, yani güvendiği şahsın veya itibar ettiği şahsın itirazının tüm toplumun, yani kendi beslendiği alanın tümünü kapladığını zannetmiş olabilir. Yani sadece empati yaparak söylüyorum. Ama bir şey görüyorum. Ben üniversitede hocaydım. Refah Partisi'nin, o günkü Refah Partisi'nin kadın meselesini incelemiş hocalardan birisiyim. Ve kadını evinden çıkaran, kadını sosyetin içine koyan, kadının siyasetin içinde, yani milletvekili olmak için değil, seçmen olarak seçtirmek üzere de bir inandığı siyasi yapının içinde aktif görev almasını sağlayan bir gelenektir Refah Partisi'nin o geleneği. Şimdi dolayısıyla milli görüş geleneği dersek biz buna, o kadının, yani ben kaç yılında, 1900 demek ki 90'lı yıllarda, 91'de 92'de bunu incelemiş bir hocayım. Yani resmi bilimsel olarak incelemiş bir hocayım. Şimdi o günden bugüne elbette o kadın değişti. Bu arada en çok milli görüş tabanı ısrar etti İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması için. O erkekleri nasıl? Bakın, erkekleridir. Erkekleri, kadın evet, olduğunu tamam. Zannetmiyorum işte. Ve isimleri sayabiliriz. İkimizin de tanıdığı isimler. Yani Sayın Erdoğan'ın önem verdiği isimlerdir muhtemelen, ama tamamı erkek. Doğru. Yani kadın olarak baktığınızda böyle bir durum yok. Şimdi dolayısıyla o kadının o gün evden dışarı çıkarılıp siyasi çalışma yapabilen, yaptırılan ve kendine güveni artan bir kadının değişmemesi mümkün değil. O kadının çocuğunun, kızının, yani 1990'da, 90'lı yıl, 91'de, 92'de 30 yaşında olan bir kadının, 35 yaşında, 40 yaşında olan bir kadının kızı bugün kaç yaşında? Şimdi o geleneğin içine yetişmiş bir kız çocuğunu düşünün. Ya bunların tamamı değişti. 21. yüzyılın teknolojisiyle birlikte hayatımıza yeni değer setleri girdi. Yani 90'lı yıllarda bizim cep telefonumuz var mıydı? Şimdi bambaşka telefonlar tabii kullanıyoruz. Velhasılı kelam, yeni değer setleri de girdi. Benim gördüğüm Sayın Erdoğan'ın o, yani muhtemelen değer verdiği insanlar dediğim, itibar ettiği insanlar dediğim, o kişilerin kendilerini tehdit altında hissetmeleridir. Hem de kendi cenahlarındaki kadınların üzerinden. Çünkü kadın talepkar oldu Türkiye'de. Ben de buna binaen